Ekranları karşısında bizi izleyen değerli izleyicilerimiz, biz Yalova Çiftlik Köy'deyiz. Yanımızda buranın işletmecisi, aynı zamanda sahibi Vahap Bey var. Hemen değerli bilgilerini almak için mikrofonu kendisine uzatıyorum. Öncelikle merhabalar, nasılsınız? Merhaba. Kendinizden kısaca biraz bahseder Merhaba, misiniz? Merhaba, hoş geldiniz. Ben Vahap Ulusoy, Malatya doğumluyum, 63 yaşındayım. Tesadüflerle 35 yıl önce bir Yalova'ya gezmeye geldim. Böylelikle burada bu işletmeyi çalıştırmaya başladım. Çok teşekkür ederim. Peki kaç yıldan beri bu sektördesiniz ve hizmetleriniz neler Vahap Bey? 88'den beri bu hizmeti veriyoruz. İlk et mangalı burada Çiftlik Köy'de gerçekleştirdik. Bayağı bir hizmetlerimiz oldu. Kendim yemediğim bir şeyi müşterime sunmadım. Bu gördüğünüz önlüğü 35 yıldırlı çıkarmıyorum ve hep takarak çalıştım. Müşterimin ne yediğini, ne içtiğinin hepsini bilirim. Yıllarca Yalova'ya, Çiftlik Köy'e dışarıdan gelen müşterilerimize hizmet verdik. Çeşitlerimiz kuzu tandır, köfte, sucuk. Sucuk köfteyi kendi elimle yaparım. Torunlarıma, çocuklarıma yediririm önce, sonra müşterime ikram ederim. Yani hiçbir zaman için katkı maddesi kullanmadan her şey organik olarak tertemiz müşteriye sunarız. Evet. Efendim gerçekten çok güzel gözüküyor bu arada işletmeniz de aynı zamanda. Ben şey sormak istiyorum, malum gıda sektöründeyiz. Hassas da aynı zamanda bir sektör baktığımız zaman. Bu kadar leziz gözüken et ve et ürünlerinizi nereden temin ediyorsunuz peki? Bunları Balıkesir'den kargas olarak geliyor, özel kesimdir. Yoğurdumuzu özel yaptırıyoruz, manda koyun karışımı. Mümkün mertebe her şeyin en iyisini olmayı her zaman için ön plana çıkarmışızdır. Ve bunu da müşterilerimiz zaten takdir ederler, bilirler. Gönül rahatlığıyla gelir, yer içer giderler. Çok teşekkür ederim. Bu nefis lezzetleri peki gelip yerinizde mi yemeleri lazım, yoksa dışarıya da aynı zamanda paket servisimiz ve hizmetimiz var mı? Paket servisimiz yok. Ancak şöyle, kendileri gelip yapar, alır götürürler. Ama burada dışarıda bahçelerde mangal veririz. Kendi pişirir, kendi yer. Mesela ilk açtığım sene kanat olayını mangalda ben verdiğimde hep gülmüşlerdi bana. Kanatta mangal olur mu diye. Ondan sonra çok yerde kanatçı diye markalar türedi. Aynı zamanda gerçekten bahçeniz de çok güzel. Yazın hatta burayı düşünemiyorum bile. Kışın bu kadar güzelse yazın çok da ayrı güzeldir. Yani aslında kendin pişir, kendin ye olayındayız. Zaten o önceliğimiz o. Ekseri mangal veriyoruz. Kendin pişir, kendin ye. Bazen müşterimiz kendi yiyeceklerini de getirebilirler. Getiriyorlar özel bir şeyler, daha ayrı. Ama bizim çeşitlerimiz kuzu pirzola, külbastı, dana antrikot bonfile, köfte, sucuk, kanat, tavuk but, şiş, bunları tandırımız zaten çok özeldir. Marmara bölgesinde bir numara diyebilirim. Tamamen taş ısısında, ısıda pişer ve taş ısısında bekletilir. Hiçbir böyle suni bir şekilde ısıtmayla neyle değildir. %100 taşla pişer. Kaç kişilik bir müşteri kapasitesi var buranın ve aynı zamanda saat kaçtan kaça kadar hizmet veriyorsunuz? Şimdi müşteri kapasitesi dediğimiz zaman bu hiç belli olmuyor. Bazen çok yoğunlaşır, bazen kimse olmaz. Sabah 11'de açıyoruz, gece 12'de veya 1'de kapatıyoruz. Yani yasal olarak, ama müşteri de işte bazen bir bakarsın beklediğinden fazla gelir. Bazen beklediğin gün olmaz. Zaten bu pandemi dönemine de her şeyi daha alt üst etti. Ne oldu? Kesin belli bir şey yok.
Efendim, sizinle olan değerli röportajımın yavaş yavaş sonlarına geliyorum. Lakin bir iki tane daha sorum olacak sizlere. Çünkü değerli izleyicilerimiz de eminim merak ediyorlardır. Öncelikle neden sizi tercih etsinler? Rakip firmalarınızdan farkınız nelerdir? Onlardan biraz bahsedelim isterim. Şimdi özellikle ben müşteriye değer veririm. Temizliğe, hijyene değer veririm. Öyle, nasıl diyeyim, rakiplerimin de daha çok kazanmasını her zaman için istemişimdir. Allah onlara 5 versin, bana 1 versin demişimdir. Belki de bundan da böyle 35 yıldır burada bir hizmet veriyoruz, ayakta duruyoruz. Çünkü ben önce karşımdakine isterim, sonra kendime isterim. Bunu da insanlar görüyor. Artık takdir müşterilerimizin, rakiplerimizin. Çok teşekkür ederim efendim. Biz de bizi burada karşıladığınız, ağırladığınız için biz de sizlere çok teşekkür ederiz. Çok anlamlı ve değerli bir röportaj gerçekleştirdik. Lakin artık sonuna geldik. Efendim, sizler için şehir şehir gezmeye devam ederken siz bizi takip etmeyi unutmayın. Sevgiler, saygılar. Ayaklarınıza sağlık.